Müzik dünyasının en özel müzik formlarından bir tanesi vals müziği. Vals müziği günümüz gençliği çok fazla bilmezler. 3-4'lük standart, yani o 4-4-1-2-3-4-1-2-3-4 şeklinde gitmez. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 şeklinde gider. Yani pap 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 diyeyim, kötü sesinme sizi kafanızı ütülemeyeyim. Bugün vals'tan bahsedeceğim sizlere. Çok özel bir albüm. Albümün sahibi Cihat Aşkın. Ben de aslında benim ayıbım çok büyük bir müzisyenmiş. Web sitesine girdim ve inanılmaz büyük işlere imza attığını gördüm. Ama ben Cihat Aşkın ismini bu albümde, yani Türk Valsleri adlı albümde tanıdım. Cihat Aşkın bir keman virtüözü. Virtüöz diyorum çünkü virtüöz kelimesinin tam karşılığına denk geliyor yeteneği, aldığı eğitim ve müzisyen kimliği. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, bütün o dünyada gördüğünüz tüm kıtalara gitmiş, orada konserler, resitaller vermiş bir virtüöz. Ne kadar mutlu bize ki aslında biz magazin basınıyla, aptal, salaklarla, gerizekalı popçularla ve o magazincilerin ön plana getirdiği gerizekalı kadınlarla gündemimizi doldurmakla uğraştığımız için, yani biz onlarla uğraşmasak bile onları bize televizyon kanalları önümüze gagaladığı için biz böyle müzisyenleri geç öğreniyoruz ya da belki de öğrenemiyoruz. Niye? Çünkü televizyon kanalları kim kıçını açtı? Kim ne yaptı? İşte manken kızımız ne yaptı? İşte popçu kızımız Lolita Amerika'da eğitim alacak. Öbürü bunu yapacak, bok yapacak, çiçeğe gidecek filan falan şeklinde haberlerden dolayı bir müzik haberciliği olmadığı için Türkiye'de ve inanın Avrupa'da tek müzik haberciliği olmayan ülke Türkiye, bunu da söyleyeyim size. Gerek yazılı basında gerek görsel basında bir eksiklik. Biz bilmiyoruz arkadaş, bilmiyoruz. Yani biz Cihat Aşkın adını çok fazla bilmiyoruz. Bilenler de bu müzikle ilgilenenler oluyor sadece. Bu resitalleri veren bir adam var ve bu adam bir Türk müzisyeni. Yani bu kişi dünya cönlü bir müzisyen olma yolunda ilerliyor. Fakat adamı daha Türkiye'de tanımıyoruz. Bu da artık Türkiye'nin eksikliği. Sonra da zırlıyoruz. Neden Türkiye'den müzisyen çıkmıyor? İlle de Türkiye'den Tarkan çıkacak. İlle de Türkiye'den Demet Akalın çıkacak. Yani ille de, yani Türkiye'den müzisyen çıktı mı bunlara fokuslanıyoruz. Halbuki bu değil, ne yapsın Amerikalı Tarkan'ı? Tüy, 1000 tane Tarkan'ı bilmem ne yapar Amerika. 100.000 tane Demet Akalın var Amerika'da arkadaş. Ama bir Cihat Aşkın Amerika'da yok. Niye? Çünkü bu albümde anlatacağım size. Efendim, yurt dışında müzik eğitimi alıyor. Çok yüksek derecelere geliyor. İngiltere vesaire. 2001 yılında Oda Orkestrası'nı kuruyor Türkiye'de. Ve bir sürü proje albüm yapıyor. Bakın burada onun yapmış olduğu proje albümleri print ettim web sitesinde. Hani siz de merak ediyorsanız eğer cihataskin.com'dan görebilirsiniz. Uluslararası çapta albüm projeleri de var. Ulusal çapta da albüm projeleri var. Değişik müzik türlerinde çok orijinal albümler yapmış ve bunları müzik marketlere sunmuş. Mesela Minyatürler adlı bir albüm yapmış. Minyatürler 2 adlı albüm. Minyatürler 1, Mehru Ensari ile yapmış bu albümü Cihat Aşkın. Bir diğer albümü The Desperate adlı albüm, Umutsuz adlı albüm. Sultan Portreleri. Tabi bu albümler uluslararası çapta albümler, onu da söylemek istiyorum size. Ve gelelim bugünkü albümümüze. Efendim, bugünkü albüm az önce bahsettiğim vals müziği ile ilgili bir albüm. Türk Valsleri adında bir albüm. Bu albümü ilk gördüğümde müzik marketlerde gördüm. Yani zaten müzik market de kalmadı ya, D&R'lar var sadece. D&R'da gördüm ve dikkatimi çekti. Şöyle bir baktım, Allah Allah dedim, Türk Valsleri. Bir alayım edineyim bu albümü dedim. Çünkü vals benim de çok sevdiğim ve müzik çaldığım dönemlerde benim de çok piyanoda çaldığım bir ritimdi. Sonrasında albümü aldım, açtım. Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan bir albüm olduğunu gördüm. Albümün içinden gayet itinayla hazırlanmış minik bir kitapçık. Kitapçığın ilk bölümünde hemen bakıyorum Cihat Aşkın'ın hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanan kısa bir bilgisi, biyografisi diyelim. Sonrasında çok güzel, bakın, stüdyo fotoğrafı. Burada da aslında Cihat Aşkın'ın bu albümü kaydettiği 3 günlük kayıtlardan bir enstantane yer alıyor. Ve bu şekilde giden bir kitapçık ve tabii ki albümde yer alan şarkıları koymuşlar. Hoş bir
portre, yani resim sanatından anlamam. Yani buna herhalde bu bir yağlı boya tablo olsa gerek, ama öyle değilse de cehaletimden dolayı kusura bakmayın, ama sonuç olarak bir resim konmuş albüm kapağına. Albümün arkasında da orkestranın tamamının fotoğrafı var. Efendim, Türk Vasları, Turkish Waltzes İngilizce adıyla da yazılmış. Kalan Müzik dediği müzik marketlere sunulmuş ve bu albümde 17 tane eser var. 17 tane vals var. Albümün en büyük özelliği, hem Türkiye'de hem popüler kültürde hem de Alaturka müzikte popüler olan ya da bilinen, tanınan valslara yer verilmesi. Bu valslar bir senfonik orkestra eşliğinde enstrümantal olarak çalınıyor ve bu albümde derleniyor. Çok sürpriz şarkılar var. Mesela albümün açılış şarkısı yine bir Gürnihal. Bu çok önemli bir şarkıdır. Niye diyeceksiniz? Çünkü Osmanlı Devleti'nde yapılan Türk sanat musikisine yönelik yapılan bir çalışma, Rast makamı olarak geçer. Batı formlarında yapılan ilk önemli Batı formu Alaturka eseridir. Tarihe öyle geçmiştir. Bu şarkıyı, bu eseri dinliyoruz enstrümantal olarak. Bu albümde yer alan bir diğer şarkı Samanyolu. Berkant, rahmetle anıyoruz kendisini. Onunla özdeşleşen çok önemli bir Selçuk pop müziği klasiği Samanyolu'nun da bir güzel senfonik düzenlemesi var. Fikrimin İnce Gülü, bu da bir vals olarak bu albümde yer alıyor. Bunun dışında Özdemir Erdoğan'ın Pervane adlı şarkısı. Yine bunun dışında bakıyoruz, çok enteresan mesela bir Sezen Aksu şarkısı var. İkinci Bahar. Ki Özdemir Erdoğan'la ortak yapılan bir çalışmaydı. Bu şarkıları böyle görünce bayağı bir şaşırdım. Mesela Atlı Karınca, Ajdar Pekkan'ın ilk seslendirdiği 45'likten bir tanesi. O da bu albümde yer alan şarkılar arasında yer alıyor ve dediğim gibi şaşırdım. Niye şaşırdım? Çünkü Türk pop müziğinde eski hitleri, ki bu az önce adlarını saydığım şarkılar, Türk popun eski hitleri meğersem vals ritmini bayağı kullanmış. Bizim bestecilerimiz 1990'lı yıllara kadar, 90'lardan sonra vals arrivederci olmuş. Elektronik müzik başlayınca o dört dörtlük düz giden dım tıs tım tıs tım tıs tım tıs tım tıs tım tıs müziği ön plana geldi ve vals ritmi unutuldu. Dürüst olmak gerekir ki Cihat Aşkın çok akıllıca bir projeye imza attı. Hem müzikal anlamda, hem sanatsal anlamda, hem de hatta popülist anlamda bile çok iyi bir proje. Çünkü bu albümde yer alan popüler müziğin şarkıları da var. Mesela albümün 12 numaralı şarkısı Bekledim de Gelmedin. Bu da bir Türk sanat musikisi eseri. Özel bir vals olarak karşımıza çıkıyor. Nazende Sevgilim yine bir Alaturka klasiği olarak, bir vals olarak karşımıza çıkıyor. Böyle hem pop müziğin hem de sanat müziği musikisinin, Alaturka müziğin sevilen valslarını toplamış ve 17 tanesi olarak bize sunmuş. Tebrik etmek lazım Cihat Aşkın'ı. Tabii ki orkestrasıyla birlikte. Albümü 3 günde kaydetmiş. 26, 27, 28 Kasım 2018 tarihlerinde, bu notu da düşmüş albümün kitapçığında, İstanbul Yıldız Üniversitesi'nin stüdyolarında kaydetmiş. Tebrik etmek lazım İstanbul Yıldız Üniversitesi'ni de. Neden diyeceksiniz? Ne kadar güzel bir stüdyosu da var. Bir zamanlar İTÜ'nün de böyle güzel bir stüdyosu vardı. İTÜ'den de güzel albümler çıkıyordu. Dolayısıyla devletin ne varsa yine devlet üniversitelerinde var. Bu özel parayı 30-40 bin lira para alan üniversitelerimiz, özel üniversitelerimiz, vakıf üniversitelerimiz nedense bir türlü paraya kıyıp da bir televizyon kanalı, bir stüdyo kanalı, hatta bir müzik stüdyosu kurmaya girmiyorlar. Bakın, bir albüm çıktı buradan. Nereden çıktı? Bir devlet üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ses kayıt stüdyolarından çıkmış
bu albüm. Dolayısıyla bakın albümün kitapçının son bölümünde de bu orkestranın tamamının yer aldığı bir fotoğraf var. Çok güzel bir fotoğraf. Aşağı yukarı 20 aşkın müzisyen yer almış. Çello var, viola var, akordeon var. Kemanı zaten saymıyorum, kanun var, flüt var, obua var, var da babam var. Yani bugünkü müzisyenlerin pek çoğunun adını ancak bildiği, kullanmayı bilmediği büyük önemli sazlar var, enstrümanlar var bu albümde. Ve Cihat Aşkı'nın bu albümünü bu videoda size şiddetle öneriyorum. Hem klasik müziğini göreceksiniz, hem Türk pop müziğinde hit olmuş valsları göreceksiniz. Ve bu valsleri gördükten sonra vay be Türk popunda ne kadar çok vals eseri üretilmiş diyeceksiniz. Hem Anaturka'nın önemli valslerini göreceksiniz, hem de enstrümantal ve kaliteli bir albüm dinlemenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Helal olsun, tebrik ederim. Cihat Aşkın diyorum. İyi ki Cihat Aşkın gibi müzisyenler var. Pop bitti, pop sıçtı affedersiniz. İyi ki bu insanlar var. Bu insanlar da olmasa var ya, total çuvalladık.